class. Bugün sizlerle I was going konusunu işleyeceğiz. Öyleyse bakalım. We use past continuous to say that an action was in progress at a particular time in the past. Yani biz past continuous'u ne için kullanıyormuşuz? Geçmişte belirli bir zamanda ilerleme içerisinde kademeli giden bir aksiyondan yani olaydan bahsetmek için kullanıyormuşuz. Mesela şuraya bakalım. Bir timeline çizelim önce başlamadan. Burası ve burası. Burası past olabilir, present olabilir. Onu boş verdik. Ama şurası kesinlikle, burası kesinlikle past. Hadi şurası da past olsun. Ama şurada bir olay başladı. Buradaki olayımız onun yüzüyor olması. Swim olayı. Peki sen yüzüp bırakır mısın? Mesela ben bunu buraya koydum. I put the pencil in here. On there veya. Ama yüzmeyi böyle bırakıp duramazsın. Çünkü neden? Yüzmek kademeli olarak sürekli yapılan bir eylemdir. Kulaç atarsın, arada kafanı çıkarırsın falan, sürekli bir event olduğu için swim'i buraya yazdık ve kademeli bir şekilde onu ilerlettik. Bu anlaşıldığına göre örneklerimize bakalım. 2'de he started swimming yani yüzmeye başlamış. 2:30'da he was swimming yani yüzüyordu. 2:03 p.m'de ise he finished swimming yani yüzmeyi bitirdi. It is 5:00 now. Saat şu an 5. Jack is at home. Jack evde. He is watching TV at the moment. Tam şu anda televizyon izliyor. Bu hangi tense? Geçmiş bilgilerimize dönüp bakarsak bu present continuous tense'di arkadaşlar. Peki bunun past hali nasıl oluyormuş ona bakalım. He wasn't at home at 2:30. Yani 2:30 geçe evde değildi. He was at the swimming pool. Yani havuzdaydı. He was swimming in the pool. O havuzda yüzüyordu. He wasn't watching TV. Televizyon izlemiyordu. Öyleyse sıradaki örneklerimize geçelim. Yesterday ne anlama geliyordu? Dün anlamına geliyordu ve today bugün anlamına geliyordu. We were playing football at 12:00 yesterday. Yani dün saat 12'de biz futbol oynuyorduk. But now, ama şu an, we are studying. Biz ders çalışıyoruz. Şuradaki örneklerimize de bakalım. It is 12:00 now. They are at home. Evdeler. Saat şu an 12. They are studying at the moment. Şu anda ders çalışıyorlar. They weren't at home at 12 yesterday. Dün 12'de evde değillerdi. They were in the garden yesterday. Dün bahçedelerdi. They were playing football in the garden. Bahçede futbol oynuyorlardı. They weren't studying at home. Evde ders çalışmıyorlardı. Şimdi bunun formunu inceleyelim. Bunu nasıl oluşturuyormuşuz cümleleri? Hatırlarsınız ki İngilizce'de sıramız subject, verb, object, place ve time şeklindeydi. Bakalım. I, he, she, it, we, you, they. Bunlar neydi? Bunlar subjectlerimizdi. Was, wasn't, were, weren't. Bunlar neler peki? Bizim bir be fiilimiz vardı hatırlarsınız ki is, are bu şekilde gidiyordu. Am is are. Peki bu be fiilinin past hali nasıl oluyormuş? I ve he, she, it de yani tekillerde was ve wasn't oluyor. We, you, they de we, were ve weren't oluyor arkadaşlar. Öyleyse buna be past diyebiliriz. Burada ne var? Fiilimiz var yine. Hatırlarsınız ki present continuous tense fiilimiz ing alıyordu. Past continuous tense de aynı şekilde fiilimizin sonuna biz ing takısını getiriyoruz. Peki burada ne var? Burada da en son object. Mesela I was watching television. Ben televizyon izliyordum. Ne izliyordum? Televizyon. Öyleyse nesnemiz bu. He, she, it, she wasn't playing tennis. O tenis oynamıyordu. Burada ne objemiz? Tenis. We, you, they were sleeping at 10:00. Bu da time'ımız. Onlar işte saat 10'da uyuyorlardı. Örneklerimize geçelim. Today he is riding his bike, but yesterday he was skating. Yani bugün bisikletini biniyor ama dün o ne yapıyormuş? Kaykayda kayıyormuş. I got up early this morning. Bu sabah erken uyandım. My mom was preparing the breakfast and my dad was helping her. Dediğim gibi geçmişte kademeli gerçekleşti. Kahvaltıyı
Bu kalemi buraya koyduğum gibi koyup bırakamazsınız. Kahvaltıyı hazırlamanız için ne yaparsınız mesela? Çayı demlersiniz ya da yumurtayı kırarsınız. Değil mi arkadaşlar? Tıpkı öyle aşamalı olduğu için burada past continuous kullandık. My mom was preparing the breakfast and my dad was helping her. Yani bu sabah erken uyandım. Annem kahvaltıyı hazırlıyordu ve babam da ona yardım ediyordu. Last night I was alone. Dün gece ben yalnızdım. I was sitting and watching TV in the living room. Yani oturma odasında oturuyordum ve televizyon izliyordum. Suddenly I heard a noise. Birdenbire bir gürültü duydum. Somebody was walking in the kitchen. Birisi mutfakta yürüyordu. Yine yürümek de yürüdüm bıraktım bitti şeklinde diyebileceğiniz bir eylem değil arkadaşlar. Yürümek de başlarsınız, adım atarsınız, bir adım daha, bir adım daha böyle bir eylemdir. Öyleyse soru formumuza geçelim. Hatırlarsınız ki present continuous tense am I watching şeklinde yapıyorduk. Bunda da yine hiçbir şey fark etmiyor. Fark eden tek şey başa was were getiriyoruz. Yani be fiilimizin past versiyonu. Daha sonra subject, daha sonra fiilimiz ing ile verb ing, daha sonra object, place, time getiriyoruz. Was I watching television? Ben televizyon izliyor muydum? Was she playing tennis? O tenis oynuyor muydu? Were they sleeping at 10 o'clock? Onlar saat 10'da uyuyorlar mıydı? Örneklerimize bakalım. What were you doing at 8 o'clock this morning? Bu sabah saat 8'de ne yapıyordun? Were you listening to music? You didn't hear me. Müzik mi dinliyordun? Beni duymadın da. Sorry, what were you talking about? Üzgünüm, ne hakkında konuşuyordun? I wasn't listening. Dinlemiyordum. Was your daughter sleeping? Kızın uyuyor muydu? Where were your parents working in 2003? Yani ebeveynlerin 2003'te nerede çalışıyorlardı? Hazır çalışmaktan bahsetmişken ben sizin ödevinizi de vereyim arkadaşlar. Ödevimiz şu. Sayfa 34'teki konuyu ben size anlattım. Sayfa 35'i açıyoruz. Buradaki alıştırmaları çözüyoruz. Ve burada barkodumuzu okutup uzman hocalardan bu soruların çözümünü dinliyoruz. Öyleyse geçelim ödüllü sorumuza. Yorumlara hepinizi bekliyoruz arkadaşlar.